Evet. Şimdi sizi bekliyorum. Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Oo, bir anda 21 kişi gelivermiş. Tamam, ben şimdi başım hazır burada. Şimdi kodları da görebiliyorsunuz. Daha da fazla büyütebilir miyim bilmiyorum. Bir de bu arada sürekli bir şu alertleri bir kapatayım. Duyuluyor. Güzel. İlk kez kullanıyorum. Çok bir yaşlıyım. Vallahi şey ne derler? Şöyle bir ha, oh be. Sonunda bütün alertleri kapattım. Valla ben çok kullanıyorum. Genelde de oyun oynuyorum. Hatta bugün şey yaptık, oyunda oynadık. Şey YouTube'da yayın yapamadım. Twitch'e geçtim. Siz de şey buradan chatten falan bir şey olursa söyleyebilirsiniz. Kodlar buydu. Ne derler? Kodlar buydu arkadaşlar. Tam okunak okunur değil. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Okunur hale getirelim. Yazacağız zaten bu arada daha da. Settings. Şu bir kere temayı bir değiştireyim. Şunu bir Dark'tan Light Default'a geçireyim. Bir. Değil mi? İki, fontları büyüteyim. Hep böyle olur. Evet, hemen bir fontları da büyütelim. Bir dakika. Settings. Evet, şunu da işte çok da büyütünce yazılmıyor. Ama neyse. Bu da çok büyük oldu be ya. Dur biraz daha şey yapalım. Biraz daha bir ince yapalım. Bu kadar da olmasın. Bu kadar da değil yani. Neyse yazarız ya. Tamam mı arkadaşlar? Hani herhalde okuyabiliyorsunuzdur. Şu şeyi de benim resmimi şey yapamıyorum. Soldan sağa alamıyorum. Neyse çok önemli değil. Hide, yani preview de yapabilirim bu arada. Neyse. Gayet iyi artık, evet. Yani bunu da okuyamıyorsanız şey yapacaksınız bir. Ben okuyorsam sizin de okumanız lazım. Öyle değil. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Şöyleydi kod. Bir tane burada extension vardı. İşte bir sürü Twitter'da yorum geldi. Gözüm kanadı falan diye. Çok doğru. Ben de çok kullanıyorum. Çok da güzel. Evet ya, göz kanatıyor. Şimdi özellikle böyle bir tane kod parçası paylaştım. Tamam. Evet, gayet iyi demiş. Teşekkürler. İyi yayınlar. YouTube'da beceremedik. Twitch'e geçtik. Ya. Aslında öyle bir şey. Yani şey kurmak gerekiyormuş. Şimdi buraya baktığınız zaman arkadaşlar sayının işte gördüğünüz gibi şunun gibi bir sayının faturada şeyini basacak. Şöyle extension bir tane hatta çalıştıralım. Bir de çalışsın görelim. Yani güncelleme de geldi de güncelledim. Neyse bu gitsin. Şu şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar işte 1 milyon falan filan. Neon da mavi yapıyorsa böyle renkli renkli Allah'ım. Şu yani yazı geldi üstüne. Tamam. Yani görüyorsunuz. Şimdi bakın diyorum ki yani ben her zaman şey hani çalışan koda dokunma kısmı var. Bunun böyle bir sürü goy goyu var. Evet ama yani şöyle bir kere ben o şeye çok karşı bir adamım. Yani çalışan koda özellikle dokunurum. Yani böyle şey böyle çomak sokarım. Tamam, hani hiç sevmiyorum o. En sevmediğim cümledir yani. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey. O zaman arabayı da ellemeyelim. Motora da dokunmayalım. Nasıl da çalışıyor diye hiç bakım yapmayalım. Öyle gitsin. Daha sonra görün bakalım bir dokunmayın arabaya da birkaç sene, ondan sonra yani kullanın hiç bakım yapmayın bakalım ne oluyor yani, onun gibi düşünün. Bence her şeyin bir bakımı gerekiyor. Kendinizde de öyle. Spor yapıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz, her türlü bakımınızı yapıyorsunuz kendinizin de, değil mi? Yıkanıyorsunuz en basit yani. Berbere gidiyorsunuz. O yüzden bence kodun da bakıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Özellikle bu kodunda yani şöyle baktığın zaman şimdi yani şimdi ne var mantık? Hani ya şunu söyleyeceğim, hani bir şeyi refaktör etmek için biraz şey yapmak lazım. Çalışsın yeterciler, aynen çalışsın yeterciler. Ya onun da var nedeni. Şimdi çok monolitik bir yapı oluyor. Şimdi hakkını yiyeyim benim. Şöyle çok büyük bir yapı oluyor. Dokunamıyorsunuz abi. Yani dokunursanız bir sürü yeri bozuyor. Ya o böyle arda arda sıralanan bir sürü hatalar serisinin en son hali. Yani bir şey yapamıyorsunuz. Selam Ömer. Yani şey
O başka bir şey yani. Evet, monolitik bir yapı var. Onu dokunmanız için önce dağıtmanız lazım. Çok büyük belki çalışmalar yapmanız lazım. Ama şimdi bu tek bir küçük bir kod parçası yani. Toplasan 50 satır. Doğal olarak bunları refaktör etmemeyi ben bahane buluyorum yani. Hani ama monolitik bir yapılarda belki daha önceden bir hazırlık gerektiriyor. Belki testlerini yazacağım, parçaları edeceğim, değil mi? Yani mesela bitki de öyle. Evet yani eski ekliklerine öyle bakman gerekiyor. Tabii canım ya. Ya şöyle oluyor sorun. Hadi biraz şeyine de girelim, felsefesine de girelim. Yani siz bir kod yaptığınız zaman arkadaşlar patronunuza bunu anlatamıyorsunuz. İşte ben bunu şöyle modifiye ettim, ben bunu böyle şey yaptım, ne derler, refaktör ettim. Ne yaptın ki diyor. Yani şey gibi bir cismi vardır yani, yüksekliğini değiştirmeden taşırsanız herhangi bir iş yapmış olmazsınız. Hayır, kesinlikle yapmış olursunuz arkadaşlar. Zaten çalışıyordu, ne bununla uğraştın diyen bir yerde yani çok uzun soluklu olacağını düşünmüyorum. Değer katacağını size ya da sizin oraya değer katacağınızı düşünmüyorum. Yani en azından daha uygun bir zamanda şey yapmanız, buna müdahale etmeniz daha doğru olur. Yani yaşarsınız, her yerde yaşarsınız. Sadece burada değil yani. Yurt dışında da yaşayabilirsiniz. Ama yurt dışında şöyle bir avantaj oluyor. Baştan size zaten böyle bir kodu koyma diyorlar yani. Anladın mı? Biraz daha mantıklı bir şey. Şimdi şuna baktım. Dizayn paternlerle düşündüm. Ben bu arada bugün siz şu ekrana gelmeden önce bir evi refaktör ettim. Bir evi komple süpürdüm. Kıza ödevini falan yaptırdım. Yani böyle bir işler oluyor. O arada da düşündüm ya, bunu arada nasıl refaktör edeceğim? Böyle süpürürken şeyle iyi geliyor bana. Ben seviyorum. Hem spor alıyor biraz, hem de süpürüyorum. Bu küçük bilmem ne şeyler var. O da şey yapıyor da. Pıtı pıtı. Neyse. Şimdi o uzun iş. Spring Framework yer yoksa Go falan öğrenmek lazım soruları. Başka dünyalar, oralar. İşin edebiyat. Şimdi biz bugün kod yapacağız. Tamam mı? Şimdi refaktör yapacağız. O yüzden yani şimdi orayı mı? Cuma günü şey olacak. Buluşuyoruz bu İstanbul'da Emir Karşıyaka'da komünite etkinliği Cuma günleri. Bu cumakine gelirim yani. 3 haftada bir yapıyoruz. Bu Cuma olur. Yani 5 gün sonra gelirseniz onları konuşuruz ama şimdilik şey yapalım yani. Ne derler? İşimize bakalım yani. Şimdi bakın, şöyle söyleyeyim size. Bir şey refaktör etmek için önce ne yaptığını bilmek lazım. Burada da biliyoruz değil mi? Adım adım çalışan yani. Buraya ne yapmışım? İşte sayılar var. Sayıların demek ki kelime karşılıklarını koyuyorum. Sonra 100.000, işte milyon, bilmem ne gibi terimleri var yanında. Bir de burada birkaç düzeltme yapmışım. Şimdi ben biraz daha hızlı bir şey yapacağım. Normalde bunun hani böyle çok şeysel, terimsel, işte böyle inanılmaz ne derler, akademik açıklamasını yaparsak interpreter design pattern buna çok güzel uyuyor. İşte önce bir class, bir tane önce constructor, bir tane önce base bir iş yapan context yazıyorsunuz. Gerçi onu biz de yapacağız. Hatta şimdi yapalım. Şöyle yapalım. Base iş yapacak olan context'i yazalım. Ya çok da şeyim yok acaba. Neyse yazalım, yazalım, yazalım. Yeni bir tane ekleyeceğim. Ad kısmında çok feci oluyorum. Ne diyelim? Şey, context diyelim, güzel. Context nasıl CS, tamam, ama tabii böyle demeyelim. Da. Şimdi şöyle yapalım. Hatta dur hemen şuralarını hızlıca yapayım. Şimdi ne yapacak biliyor musunuz bu context? İki tane, yani bir tane, bir kere önce bunun bir şey olacak. Ne der, bir şey construct olacak. Bir tane arkadaşlar bir kelime alacak. Tamam, yani bir cümle alacak ya da bir kelime pafta alacak. Formüle diyeyim onu. Bir de index alacak. Hemen bakacağız, göstereceğim. Yani daha bir şey yok ortada. Bunu planlıyorum. Yani böyle iki tane constructor olacak. Hop, bu değil. Heh, bu. Sonra da arkadaşlar hatta şöyle bakalım. Kodu bir açarsam. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada bir tane öncelikle bir yani yazı halinde şeyi alıyoruz. Aslında o yazı. Parayı alıyoruz arkadaşlar. Parayı alıp gidiyoruz. Emit kullanalım lütfen. Emit ne ya? Emit. Ha, event emitter emitler mi? Angular'a mı döndük? Yok yok. Bilmem, bir sürü emit var da hangi emit? Hangi köyden? Neyse. Ya şöyle yapın. Vallahi bitmez yani. Ben bir yazayım, ondan sonra bakarız yani. Hani şöyle genel bir baktığım zaman ben o şey bir tane senaryoda refactoring'in ruhunu anlatmaya çalışıyorum aynı zamanda. O yüzden böyleyiz. Vay be, 72 kişi geldi. Bayağı da geliyor. İyi, bir kişi gitti, nazar değdi, yetişir oldu. Şöyle şimdi bir cümle var. Şimdi money'i alıyoruz, bakın parayı alıyoruz ve parayı üzerine önce işte desimal değerlerine, sonra string değerlerine, sonra da bir liraya çeviriyoruz, tamam mı? Şu üçü bir iş yapıyor.
Sonra da bu lirayı alıyoruz arkadaşlar. İşte lirin içerisinde geçen sayılara, yani sayıların harf karşılıklarını buluyoruz. Yani bir tane elimizde bir tane text contact var arkadaşlar. Ve bu text contact'in içerisinde belli indekslere göre, bu indeks ne? İşte bu indekste arkadaşlar bizim bu bir dizi alıyoruz arkadaşlar. Onu anlatacağım. Hani belli bir indekse bu indeks değerine göre ben şuna bakıyorum. Belli bir karakter oluyoruz. Mesela örnek vereceğim. İşte cümlemizin içerisinde mesela 1, 2, 5 geçiyor. Tamam, işte ilk harfini alıyoruz. İkinci, üçüncü, üçlü gruplar haline böleceğiz şu şekilde. Ve buna göre arkadaşlar bu değerleri gruplayıp sayısal karşılıklarını bulup sonunda da işte 10, 100 veya 1000, hani veya daha da büyükse milyon şeklinde kelimeler geçeceğiz. Ama bunları bir dizin içerisinde ve indeks içinde yapacağız. Yani ve bir kelimeye bakacağız, lira, yani bir tekste bakacağız. Doğal olarak kontekstimizin de konstraksiyonda bir tane formüle dediğim şey. Formüle de bugün de formüle vardı ya. Şey alakalı değil ama olsun, aklıma geldi. Formüle değeri ve bir de indeks değerim olacak. Doğal olarak arkadaşlar ne yapacak? İşte bu constructor'ında hani bu değerleri, hatta bunları da yukarıda da şey yapalım. Bu arada ben Mac'te mi yazıyorum, Windows'ta mı yazıyorum emin değilim. VisiCode yok, şey Mac'te yazıyormuşum, tamam. Yani şöyle yapınca ha, güzel, Mac'teyim. Tamam, VM makinede değilim. Rahat yazayım. Yani kısa yollar değişiyor arkadaşlar, o yüzden yani soruyorum. Şimdi bir tane şöyle bir şey olsun. Bir değişkeni olsun tabii. Bir tane de bunları atayacağım yani otomatik. Yani bir indeks değerim, bir de formülem olacak. Bu yine uzayacak, ben hissettim. Neyse. İşte şeye, formülasına bunu, formüle C# şeyleri çok önemli değil yani. Burada indeks, yani bir constructor'a değer atıyorum arkadaşlar. Size bir soru sorayım. Bunu record'larla yapabilir miydik mesela? Record'larla mesela, bu string yerine record diyemezdik arkadaşlar. Ben hemen hızlıca cevap vereyim. Bu arada bundaki Shift Alt F miydi? Değilmiş. Shift Alt A mıymış? O da değil. Ayde neydi ya? Format yapmaya çalışıyorum. Shift Command A. Herhalde buydu. Bir deneyelim bakalım. Shift Command A. Yemedi. Bu kesin değil. Bu da değil. Bulacağım. Taktım. Format, format, format. View. Kodun formatı arıyorum. Appearance. Şey arıyorum arkadaşlar. Format. Hatırlıyor musun? Kısa yıl tuşunu seviyorum çünkü. Bir şey az önce biliyordum ya. Unutuyorum. Shift Option F. Teşekkür ediyorum. Shift Option F. Değil, değil. Ha, install formatter diyor ya. Ay Allah'ım ya. Bir şey yüklüyor. Yuh. Öyle bir şey olmaması lazım ya. Rahat rahat bunu kabul etmen lazım. Anlaşıldı. Shift. Evet, normalde ben de onu diyorum. Yok, evet, özel liste. Tamam, neyse arkadaşlar. Elle, ya hiç de sevmiyorum. Elle mi yapacağız? Neyse, yapacağız artık. Şey, aslında normalde ben de başka extension'da normalde güzel yapmıştık. Allah Allah ya, çok enteresan. Gerçekten çok enteresan. Tamam. Şimdi arkadaşlar, önemli değil yani. Hani yapacağız artık bir şekilde. Bu arada derlemeyi falan düzgün yapar inşallah. Deneyelim. Yok, yok. Evet, hata veriyor. Ha, şunu sona dememişiz. Ama yine de çalıştı. Tamam. Halledeceğiz ya. Biraz sorunlu olacak ama yazarız ya. Ama baştan eğer düzenleseydim şu VS Code'u şöyle, iyi olurdu yani. Yok, hallettik onu. Tamam. Şuraya koyduk onu. Bu bizi bir daha gireyim bakalım oraya. Bak, göstermeyecek diye düşünüyorum. Hala gösteriyor. Çok enteresan. Yok, bir sorun yok ki. Neyse, yazacağım ben yani her türlü de, bir daha bakayım. Yine hata veriyor mu? Veriyor. Evet, şuna da bundan dolayı kusuyormuş. Al buna da bu. Ama biz böyle yazarsak o şeye döneriz. Not defterinde yazmaya döneriz yani. Hani biraz daha şey olaydı. Evet. Şimdi bir daha deneyeceğim ama bir yol bulacağım arkadaşlar. Daha temiz yazabilmek istiyorum size. Tamam, şu anda sorun yok ama yani böyle uğraşılmaz. Şöyle yapalım. Ben bunu bir daha kapayım. Bir kere daha aç. Tamam, öyle yapalım. Kapayalım.
Bence düzgün extensionları yüklemedi. Bence ondan yani. Bir daha Anladım. deneyim şimdi. Shift Command F'i deneyeyim. Yok, bu değildi zaten. Shift Alt F. Yok, evet, kesinlikle istiyor. Çok enteresan. C# extension'ı falan yüklü bu arada arkadaşlar. Hiçbir sorun yok yani, şurada gördüğünüz gibi. Ha, ben anladım ya. Şu deno'yu. Tamam. Hayır, draw değil. Draw değil. Deno'yu. Deno nerede? Şu. E zaten enable değil. Allah Allah, çok enteresan. Kontrolde IntelliSense yok işte, gelmiyor. Ya ben alışkınım yazmaya da. Yani gerçekten gelmiyor. Ya bak, deneyelim şimdi. Ha, geldi. Neyse, şey yok. Çok da dert değil ya. Tamam, yazı biz kadar. Devam edelim ya. Yani. Bence bölmeyelim. Çünkü uzayacak zaten. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben diyorum ki bir iş yapacağız. Bir kelime var. Bir kontekst yaratacağız. Ve bu konteksti parametre olup verip sürekli işleteceğiz. Şimdi ilk başta normalde ben işte şeye eğer dersek yani interpreter design pattern'i söylersek, ki interpreter design pattern ile ilgili bayağı bir, yani buraya geliyor ekran, size şuradan göstereyim. Makale, yani makalesini çok güzel yazmıştım zamanda, baktım çok level yazmışım, şuradan bulalım. Interpreter, aynen, hop, pretor oldu. Neyse, pretor. Bu interpreter design pattern'de arkadaşlar normalde sitede bayağı hızlı geliyor ya, ne oldu bugün, bu aralar Natura düzeldi. Şimdi normalde arkadaşlar, mesela bu bir Roma rakamını çevirme. Roma rakamının tüm şeylerini, klaslarını çeviriyoruz. İşte 10 expression, 5 expression, 50 expression, hani Roma rakamında olan karşılığını buluyorsunuz. Ama ben burada doğal olarak, buradaki kodlara baktığınız zaman da işte mesela 100 için, 1 için, 10 için, 1000'lik için farklı farklı klaslar yapabilirsiniz. Riders mı? Ya Rider güzel güzel kullanıyorum. GoLand'ini kullanıyorum. PyCharm'ı kullanıyorum. Rider'da kullanıyorum da. Bir VS Code'la yazayım dedim yani. Rider paralı. Öğrencilere değil. Yetiş Rider. Visual Studio for Mac değil bu. VS Code bu. Onu da söyleyeyim. Tamam, o yüzden önemli değil. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Bunları ayrı ayrı klaslar yapabiliriz. Ayrı ayrı buraya sol işte onluk, yüzlük, binlik klaslar olur. Sonra içeri çağırırız falan filan. Ya dedim ki, içimden düşündüm. Ya dedim ki, şimdi bir sürü klas yapacağız. Bu tek bir tane extension. Bunu başka, yani tek bu extension'ı kullanacağız. Şöyle kullanacağız. Kodun içerisindeki okunaklığı da güzel yapmak lazım dedim. O yüzden de arkadaşlar şöyle bir şeye gideceğim. Ben extension katarı yapacağım. Tamam mı? Bu fikri verdim. Bakalım siz nasıl beğenirsiniz. Yani farklı olur. Şöyle bir şey, extension katarı. Selam Kerim. Mesela Linkio'da kullanıyorsunuz. Nasıl kullanıyorsunuz? İşte önce from yazıyorsunuz. İşte link extension'ı. Sonuna where kılıyorsunuz. Sonuna take koyuyorsunuz, değil mi? Hep böyle sonlarına nokta koyarak, extension katarı yaparak en sondaki query'yi oluşturuyorsunuz. Ya da mesela Elasticsearch'te var. Biraz daha şey kod, ama Elasticsearch'te de bir sürü farklı rule'larınızı sonuna nokta koyarak, yani önce bu rule'u çalıştır. Buradan çıkan sonucu da sonuna nokta koyuyorsunuz. Şu rule'u çalıştır. Sonra bir nokta daha koyuyorsunuz. Bu rule'u çalıştır. En sonunda en son istediğiniz hale getiriyorsunuz. İşte object oriented desteği kullanmak çok over engineer değil mi? Ya. Tamam işte, ben de onu söylüyorum ya. Evet, çok greedy algoritm gibi yaygın bilinen çözümler var. Evet, ben diyorum ki bunun için design pattern yapsaydık diyorum. Ve buraya bir sürü class oluşturacak diyorum. Ben de diyorum ki yani yapabilirsiniz. Şöyle olur. Çok büyük algoritmalar döner içeride. O zaman farklı class'ların ayırıp içinde business'lara büyük olur. Hani onluk, yüzlük, binlik. Ya şimdi yüzlük için yapacağım algoritma şu. Şu kadar yani. İşte şey için bu. Ben de o yüzden oyunu diyorum zaten. Design pattern yapmayacağım. O yüzden ne yapacağım peki? Ben daha çok ne dedim? Extension vegan, yani extension katarı yapacağım. Yani ben onluk, yüzlük, binlik için extension'lar yapacağım. Aynen. Onluk, yüzlük, binlik, ve onları nokta nokta sonlarına koyacağım. Formatı oluşturacağım. Geçeceğim. Yani onu yapmayacağım. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi biz bir tane şey yapacağım. Ne derler? Extension, expression extension diye bir şey yapacağım. Tamam. Adda zorlanıyorum da biraz. Şimdi şöyle yapalım. Expression extensions. Yani açıklama extension. Bir tane class yani. Bir tane class yapacağım da, bir tane olacak. Keşke şunun adını da şey yapsaydım. Şöyle rename gibi kopyalayayım da. Şimdi burada arkadaşlar bu expression extension class'ımızda şey, bir kere kesin sistem kullanırım, onu tepeye bir yukarıya tanımlayayım. Peşin peşin şey yapmasın. Statik olacak. Public static class bu. Tamam mı? Şimdi buraya da yazacağız, tamam mı, extension'ımızı. Şimdi birincisi şu var. Ben
Projenin içerisindeki bir kere şunların hepsini zaten kullanacağım. Bunları buradan kesmiyorum şimdilik. Sonunda hepsini kesip temizleyeceğim. Bir kere bu açıklamaları, şimdi bak, burada formatlama isteyeceğim, yapmayacak yani. Yok. Yok, yandık ya bugün. Install formatter. Hay Allah'ım ya. Evet, tamam, yapamıyoruz. Yani bir bozuldu, bir şey oldu artık. Neyse. Önemli değil yani, yapacağım artık. Böyle yapacağım. Sinir olsam da yapacağım. Şimdi şöyle. Şimdi bunları aldık ama önemli olan, hemen kodu açıyorum, hani o şeyi, program C'si. Şurayı. Şimdi bakın, ilk yaptığı iş ne? Şu üçünü yapıyor. Yani ne yapıyor? İşte liraya bu gönderilen teksti alıyor. Tamam ya, yani ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir tane format string yapacağım. Şöyle yapayım. Extension bir tane yani. Şöyle yapalım. Public. Şöyle olacak bakın, ne yapacak biliyor musun? Bir string'i alacak, işleyecek işleyecek, ondan sonra geri dönecek. Bir de yani bence iki şey geri dönmeli. Birincisi iki tane şey lazım, hani bir gruplama işleri yapıyoruz burada bu liraların üzerinde. Ya yani ben derdim lirayı çıkartmak. Bir extension yazacağım, bu liraları çıkaracak, tamam mı? Yani o extension'ın, o yazdığım liralara göre de tamam, değerlendirilebilir şu anda da. Visual Studio kodum biraz bozuldu, bir şey oldu. Onu bir daha kurmak lazım. Ondan güncelleme gelmiş size yapmadan önce. Ondan dolayı oluyor bu. Ondan dolayı yani işinizi. Şimdi şöyle, bu üç tane olayı için bir tane extension yapacağız. Bir lira yapacağız. Bu lira dediğimiz şey bir teksti çıkaracak. Burada işlem yapılacak lirayı. Bir de ben buraya bir group count koymak istiyorum. Bu group count'u gibi bir şeyi yani geriye dönsün istiyorum. Tamam mı? Hani belirlediğim bu group count değerine göre değer dönecek ve onu kullanacağım. Şöyle yani extension. Şimdi bunun adına işte buna da mesela ne dönecek bu? Bir tuple dönecek, tamam mı? Bu da statik. Tuple dönecek. Tuple demek iki değer birden dönmesi için yarayan bir şey. İşte iki tane şimdi iki tane değer dönecek de, iki tane bir string diyeyim, anlatacağım size düzgünce. Format string ne diyeyim diye adını düşünüyorum. Format string kalsın ya. Bir tane this string bir key olacak bu. Bunun adına şey diyeceğiz arkadaşlar. Yani bu işte vereceğiz. Number text. Hani yazının text hali olacak. Bir tane de int olarak da şey alacak arkadaşlar. O grup sayısını alacak. Kaç liralık gruplasın diye. Kaçlık gruplar ayırsın diye. Çünkü çok fazla sınır olabilir. Bununla ilgili ilerleyebilir. Şimdi ben şuradaki kodları direkt alacağım. İşte şu desimalı şeyi falan. Şunları. Bunları bizim extension'ımızın içine bir koyacağım. Tamam. De burada bir şeyleri değiştireceğiz. Şimdi arkadaşlar şurada yani yazacağım şeyleri şu number text olarak, hani bu money diye kalmasın. Hoşuma gitmedi. Bu bir. Ve en sonunda da lira geliyor. Tamam. Yani buralardaki Türkçe şeyleri aynen kalabilir. Hiç sorun değil. İşte bu liraya kadar geldik. Yani buradaki şuradakileri aslında bir extension'da çalıştıracağım. Ve burayla uğraşmayacağım. Bir de lirayı bir yerde daha, şu var. Bir de arkadaşlar bu kodu alacağım. Yani buralar hep bu extension'da direkt sonunda nokta kolor olarak yapılacak. Tamam mı? Şuraya da geliyorum. Lirayı aynen. Şimdi buraya da şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu böyle direkt return yapacağım. Tapıl ya. Şimdi bu lirayı bir değiştireceğiz. Yani üzerinde oynayacağız, şu yapacağız, bu yapacağız. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey yapmamız lazım. Buradaki dönen değerin, yani buradaki alınan değerin, yani nasıl diyeceğim, ilk iki şeyine göre bir değer çıktısı yapmamız lazım. Şöyle anlatayım size. Şurada bir yerde arkadaşlar şey yapıyoruz. Şurada kuruşu kullanıyoruz. Bakın şimdi, yani gitgide adım adım ilerletiyorum hepsini. Şu üçü için işlemi yaptık. Hani extension yapıyor. Hatta şuradaki lirayı da çıkarttım. Fakat bir de şurada kuruş var. Bu kuruşu da en sonunda kullanıyor. Yani ben öyle bir değer dışarıya çıkarayım ki arkadaşlar hem bu lirayı hem bu kuruşu da kullansın. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu arada sorular varsa da bakayım. Mörfü'den uzaklaş. Evet ya, bu Mörfü bizi bırakmıyor. Tool'ları da açayım ben de, kolaylaştıran da. Şimdi hani aslında normalde gayet format güzel çalışıyor ama şimdi amacımız başka. Hani Tool'u boş verin. Şimdi şu kodun bir daha pratik hale nasıl getirebiliriz? Onu konuşuyoruz ya. O yüzden biraz daha hani şey değil. Tool'unu geçtim. Kendisindeyim. Şimdi şöyle.
Bir de bu kuruşu kullanacağım. Yani bakıyorum şu üçünü ben bir extension'a yaptım bu cepte. Şu lirayı da kullanacağım. Sonra koda bakacağız yani. Daha detaylı konuşuruz. Bir de ben ileride şu kuruşu kullanıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Şurada bir yerde bu kuruşu da kullanıyorum. Doğal olarak bu kuruşu da nereden alıyorum? İşte şuradan şu değeri geri dönüyorum yani. Aynen bu yani açıkçası. Ben de bu kuruşu alabilmek için hani bu kuruş değerini de geri döneyim diye şurada bir daha virgül koyup şunu da alıyorum. Bunu da böyle virgülü koyuyorum. Böylece arkadaşlar hem kuruşu hem lirayı geriye dönmüş oluyorum şu metodla. Tabii bunları aslında buraya çekmek lazım. Yapamadığım için. Çok da önemli mi? Çok da ölüyoruz mu? Ölmüyoruz. Neyse. Tamam. Ya yani işin özü şey arkadaşlar. Bir kere deneyelim şeyde. .NET Build. Bunu da bir kaydedeyim de öyle build diyelim. Bir görelim. Var mı buralarda bir eksik? Var. Nerede eksik var? Ha, anladım. Bunlara şey diyeceğiz arkadaşlar. Statik diye düşünüyorum. Diyecek miyiz? Emin de değilim ama deriz herhalde muhtemelen. Çünkü her şeyi statik kullanmak lazım ya. Tamam. Bir daha deneyelim. Bir tane daha varmış. 21 diyor. Yok ne? Evet. Bakalım bir tane daha var bir yerde. Şimdi bunu geri dön. Ha şey yapmadık herhalde. Hani şey ya değer geriye dönerken ikisinde dönmemiz için bir virgül koymaya gerek var mı? Bence gerek yok yani. Direkt bu öyle olur. Bir yere atlamışım yani ne diyorum? Expected context. Ha bu değil. Context hala hata veriyor ya. Ha şu yine mi kalmış? Allah Allah. Tamam bir daha. Biraz daha şey oluyor ama olsun olacak. Tamam oldu. Oldu. Şimdi ne yaptık? Bir sorular varsa onlara da bir bakayım bir şeyler. Once tens, thousands, cons. Evet yani statikleri falan. Aynen güzel. Şimdi şöyle yapıyoruz bakın. Yani buralardan yani daha kurtulmak da kurtulacağız. Buraların hepsinden kurtulduk. Kuruşu aldık. Şunları temizledik. Temizleyeceğiz yani. Group count'u içine vereceğiz. Hani kaç olacağını onu parametrik olarak onu da parametreni burada aldım. Gördüğünüz gibi. Diyeceksiniz ki bu grup count'u burada şurada kullanıyorum o yüzden aldım. Ondan değil. Şimdi biraz daha şimdi esas şeylere başlıyoruz. Yani esas mesela 100 ile başlayalım. Şuranın 100'ü ne yapıyormuş? Program CS'ye geleyim. Bakın. Nerede? İşte yüzler. Yüzler işi şunu yapıyor arkadaşlar. Ama bir kontrol yapıyor. Şu kontrolöre göre şunların hepsini yapacak. Tamam mı? Şu kodu yazacağız yani oraya. Bakın. Şimdi onu kopyaladım da oraya. Şuraya yazalım. Public. Bakın extension. Yani bunu çalıştıracağım önce. Gelen değeri. Extension. Nokta diyeceğim. İlk başta hangisini çalıştıracağım? Şu yüzleri çalıştıracağım. Tamam mı? O yüzden bunu da bir extension yapıyorum. Extension katarı yapıyoruz yani. Yazarız ya. Public. Static. String. Şey oluyor. Bayağı görürüz. Yani hard coded şey yapacağız. String'i doğru yazdık. Artık yanlış bir şey olursa siz söylersiniz arkadaşlar. Hundred, yanlış yazdım. Hundred, ne isim vereyim diye düşünüyorum. Yo doğrusu bu. Hundred, interpreter, interpret mi diyeyim? Interpret, tamam bu olsun. İşte yine bir this string şey alacak arkadaşlar. Number text alacak. Yani şunun döndüğünü alacak aslında. Virgül, bir de arkadaşlar context alacak, tamam mı? O bizim kontekstimiz alacak. İşte bu bizim kontekstimiz ne olacak arkadaşlar? Gördüğünüz gibi buradaki kontekstimiz o formül. Yani şey yapılacak. Geriye şuradan göstereyim arkadaşlar. Ben şöyle planlıyorum. Şimdi burada bir tane grup body var. For içerisinde bütün terimleri geziyor olacağız. For'un içerisinde bütün terimleri gezeceğiz ya arkadaşlar. Bu for'un içerisinde gezdiğimiz tüm terimlerden her biri yani mesela bir işlem yapacak grup body'li atıyor. Öbür bir işlem yapacak grup body'li atıyor. Ve en sonunda grup body'li global bir tekste atanıyor. Yani işlendikten sonra ilk döngüde. Ben de benim bu grup body'lim ne olacak biliyor musunuz? Benim bu grup body'lim kontekstteki bu formül indeksim de buradaki i-index olacak. Böylece ben index yani extension'ıma bu konteksti vereceğim. Yani şu grup body'li ve index i'yi vereceğim. Doğal olarak arkadaşlar biliyorsunuz extension'larda class'lar referanslarıyla gider. Yani ne demek istiyorum? Ben bu tüm 3 tane 5 tane extension'ı çalıştırırken
konteks hepsine referansıyla gidecek. Şu işe yarayacak. Şu grup boylu değeri her seferinde üzerine eklenecek. Yani önce şu formatı çalıştıracağım. Sonra yüzleri çalıştıracağım. Sonra ne diyeyim? Onları çalıştıracağım. Birler ekstra çalışacağım. Hep bu grup boylu otomatik artacak. Niye? Çünkü konteks içindeki formülaya yazacağım. Ve bu formül arkadaşlar extension'lara giden class'lar referanslarıyla gittiği için bozulmayacak. Yani her extension'a bir soru gelecek. En sonunda işte text global bir değeri atacağım ve bir daha ondan sonra for içinde kullanırken o kontekstimi bir daha sıfırlayacağım. Yani bütün extension'lar aynı konteksti kullanacak. Birbirlerine referanslarıyla iletecek. Güzel bir şey aslında. Şimdi 100 interpreter extension'ım da çok basit. Zaten hani bunu yazınca hepsini tek tek yazmış olacağız. Öncelikle bir tane burada iş yapmış. Ne yapmış? Şöyle bir şeyi kontrol etmiş. Bunu eklemiş, bunu eklemiş falan filan. Buraya kadar bu üçü. Şimdi bunları alacağım. Bunları burada biraz modifiye edeceğim. Yani diyeceğim ki işte if lira değil de number text'im şunu yapıyorsa diyeceğim. Sonra şuraya bir bu süslü parantezleri bir unutmayalım. Formatlamıyor çünkü beni delirtiyor. Yine formatlamayacak. Ara ara deniyorum. Installer deyip duruyor yani. Hani bu çözümünü bulan şeye alan seven şeye gelsin diyorum. Defansa gelsin. Neyse ya yapacak bir şey yok yani. Tamam. Ne yaptık? İşte şimdi bizim bu grup volume'umuz olmayacak arkadaşlar artık, değil mi? Hani dedik ya grup volume'u kullanmayacağız. Neyi kullanacağız? Bizim bu kontekstimizdeki gelecek inşallah. Niye gelmiyor? Autocomplete mi gitti? Public mi değil? Yok, public. Kontekstimizdeki formüle gelecek. Yani görüyor musunuz ne zor şartlarda yapıyoruz? Neyse yaparız ya. Öyle de olur, böyle de olur. Tamam, ondan sonra bu lira yerine number text'imiz gelecek ve 100 gelecek. Şuradaki grup value değeri değil mi? Hani yerine buysa bunu yapacak. Yani normalde olay bu. Geriye tabii ki yani şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Geriye bir değer döneceğiz değil mi? Şunu da aşağı alayım. Bakalım düzgün olacak mı? Evet. Geriye de neyi döneceğiz arkadaşlar? Geriye de return. İşte bizim bu number context'imizi döneceğiz. Anlatayım niye number context'imizi döneceğiz. Bu number context dediğimiz ne? Number context dediğimiz bizim bu program şeyde main.js'te girdiğimiz şu sayı arkadaşlar. Şu sayı. Bu bizim gerçek değerimiz. Hep bunun üzerinden işlem yapacağımız için hep bunu geri döneceğim ben. Tamam mı? Yani bütün extension'larımın geriye döneceği shift option F yemiyor. Yese dükkan sizin. Geriye sürekli döneceğim değer bu. Geriye sürekli döneceğim değer bu. Üzerinde her for iç içerisinde işleyeceğim değer de kontekstimin formülası. Bir de bunun indeksi var. İndeksimi de arkadaşlar formülanın indeksini de buradan hani buradaki i'nci değer olmayacak fark ettiyseniz. Hani biz artık onu formülamızda şeyde kontekstimizdeki indeksi vereceğiz. Yani onda bir yanlışlık olmasın. Şu ne olacak yani? Kontekstimizdeki indeks. Aha tamamladı. Allah'ım sana geliyorum. Tamamladı. Müthiş olay. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu da bir extension. 100 interpreter extension. Şöyle bir genel bir bakalım. Bu da iyi olmayacak. Evet, bu da iyi olmayacak. Context nokta index olacak. Değil mi? Context nokta indeksimizdeki sıfırdan farklıysa evet number text'imiz yani o bakacağımız cümle içerisindeki indeksimizin birincisi artı 100 yapıyorum. Bir 100 diye bir yazı varsa 100'ü temizliyorum formülü ve geriye number text'i dönüyorum. Return'ü yaşamam. Yanlış yazmışım. Tamam. Şimdi bir deneyelim bakalım. Bu yazdığımız extension'da bir hata var mı? Olmasa şaşardım. 24 noktalı virgül eksikmiş. Tamam. Evet. Güzel. Şimdi ilk extension'ımızı yazdık. Hayırlı olsun. Yani 100 olanı yazdık. Sonra hepsini sileceğim yavaş yavaş. Temizleyeceğim yani. Herde boşluk olsun aralarında. Hadi John dursun. Şu da. Şimdi yani ne yapıyoruz? Aslında bizim kata yani şey extension katarlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Yani şey amacımız kodu hem bölmek thousand'a katkı. Evet. Ya gider de bizde o kadar para yok ya. Katrilyonu trilyonu. Biz milyonu boşver. Bini görmüyoruz ya. Neyse. Ya şey söyleyeyim. Şey ne diyor? VS Code Settings Search kısmına yazıp açık bulup onunla kodersi yazalım. Settings'teki Search'e bakalım. Sizi mi kıracağım? Neredeydi o?
Aha, setix'i tıklayamıyorum bile. Kaydetmeyenler var diye mi acaba? Bir daha bakalım. Evet. Ne yazayım oraya? VS Code'da C# yüklü mü? Yüklü. C# formatır. Ya gerek yok, gerek yok. Açık değil mi? Bak açık. Bir dakika şöyle yapalım. Tamam bir daha şey yapalım. Kapattım açtım yani hesabı. Şimdi bakalım. Hani dediğiniz şeye. Comment. Sinir bozucu. Yok yok bu güncelleme yedi kafayı yedi yani. Kapatıp açmam falan lazım. Boş verin ya yazıyoruz işte gidiyor bir şekilde. Şimdi 100 interpreter'ımızı yazdık. Ne yaptık? Şurayı yaptık arkadaşlar. Şurayı 100 yaptık tamam. Şimdi ne yapacağım? Onları yapayım. Ten adı da kolay. Yani 10 için bir tane extension katarı yapıyoruz ya. İşte yazıyorum yani. Public static ten hatta şunu alayım. Şunun aynısı. Ten interpreter. Tamam mı? Aynen. Ya mis gibi yazıyoruz yani. Formata mı ihtiyacımız var? Güzel güzel gidiyor. Biraz insanlar azalmış ama arkadaşlar. Kod olunca değil mi? Sıkılıyor yani. Ama güzel olacak ya. Tertemiz olacak. Yani biz burada 100, önce formatörü koyacağız. Sonra onun sonuna nokta 100 interpreter koyacağız. Onun sonuna ten interpreter. Böyle tek satır olacak. Ya. Bence çok şık duracak yani diye düşünüyorum. Tabii yine takdir sizin. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Yine bu context nokta formülamıza artı eşittir. Şu kodu alayım bu arada. Hani ne yaptığını unuttum ben. Hani onun için ne yapıyorduk unuttum. Şu. Değil mi? Aynen bunu alıyorum. Şimdi tabii biraz değiştireceğim bunu. Evet değiştireyim. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şu lira yerine lira yerine number text lira yerine number text mi diyeceğim? Evet number text diyeceğim. Sonra düşünüyorum. Diğerini düşünüyorum. Yok başka da bir şey çok fazla yok yani. Tens lira yerine şuraya number text diyeceğim. Şuraya da arkadaşlar context'in gelmedi. Öyle her zaman gelmiyor. Ha. Context'in indeksini alacağım arkadaşlar. Ve geriye de ha, onu da söyleyeceğiz tabii. Geriye tekrardan aynı bu bizim şeyi number text'i döneceğiz. Aynen bu kadar. Bu da ten interpreter oldu arkadaşlar. Bunu da bir deneyelim de hani şey olmaz. Adamın bütün hani üçünü de yapınca au public static string bu kadar kızma ya. O ne deli kızdın. Tamam bir daha. Tamam oldu. Bu mudur yani? Şimdi gelelim şeye bir sonrakine. Tabii number text'in substring iki kere almak yerine metot içerisinde bir değişken atamak daha iyi olur mu? Interpret metodundaki number text'i number text şurada metot içerisine almak. Zaten aslında şöyle yapıyorum. Bunu niye alıyorum biliyor musun aslında? Bu number text bir parametre değil. Bu bir extension. Yani bir string. Şöyle yapacağım. İlk bir tane benim bu program JS'deki şu string'i vereceğim. Bunun sonuna nokta diyeceğim. Format string. Onun sonuna nokta diyeceğim. 100 interpreter. Onun sonuna nokta diyeceğim. 10 interpreter. Böyle gidiyorum. Ne yapıyorum? Buradaki adımları teker teker işletiyorum. Tamam mı? Hani o parametre değil yani o. O aslında bir extension. Ha, içindeki substring şeyin kullanımı mı diyor? Şunu mu diyorsunuz? Bunu ne yapalım diyorsunuz? Bakayım. Metot içerisinde bir değişken at. Ha. Şimdi bunun içerisindeki yani şu substring değişken atarken bu da indekslere göre değişiyor. Hani extraction yapabiliriz. Ayrıca bir metot içerisinde evet, alabiliriz. Yani değişkeniyle aslında bir başka extraction'ı alabiliriz. Hani bunu ortak kullanan yani şu kadarını diyorsun ortak kullanayım. O da değişiyor bak hani artı biri oluyor bilmem ne oluyor. Her duruma göre business'ta değişiyor. O yüzden bir daha hani değişkene şey ettiremiyorum. Alamıyorum. Burada değişiyor ama extraction yapılabilir. Şimdi o kadarına bir girmeyelim. Bir ya yani şöyle aslında. Bir ana şeyini çıkaralım. Bir daha bir gün session yaparız. Çünkü hani çok da geç olmasın 10-18. Tamam mı? Ondan sonra başka bir günde şey yaparız. Başka bir günde biraz daha ilerletiriz. Öyle yapalım yani hani şimdi çünkü şey manuel yazıyorum. Tamamlamıyor ya. Şimdi o neyi yazdık en son? Ten mi yazdık? Kaçı yazdık? Ten. Tamam. Şimdi şey yazalım bir de.
Teni yazdıysak one interpreter yazayım. Tamam mı? Bir tane şunun ismini bir alayım. Şuraya kadar. Public string şöyle aşağı hani bir daha şey yapıyorum formatlamadığı için one tamam. Bu one interpreter da arkadaşlar hani hiç şey değişmeyecek çok fazla aynı kodu alıyorum bir bulayım birler şurası bu da farklı mantık gördüğünüz gibi formatlamıyor return'de yine number text'e döneceğim dönsün. Dönmek zorunda ki sonuna bir daha extension koyabilirim. Buraya da işte grup boyu yerine yine context. İşte buraları normalde hep ayırırdı. Ben bayağı titizim ya. Neyse ya çok önemli değil. Tamam. Tabi bu değil. Yine once'ın içerisinde lira yerine bizim bu şeyi alacağız. Number text'imizi substring'ini alacağız. Ama bu sefer şeyi değişiyor gördüğün gibi. Bu da birler. Bunu da aldık. Yani şey önemli. Daha da kısa hale getiririz de size extension katarını atıyorum. Sit bitmemeli mi? Ne? Sit pit bitmemeli mi? İşte bu şey 10 satırda 10 satırda çözülmemeli mi? Yani amacımız ne biliyor musunuz? Okunaklı kod haline getirmek. Yani yüzler işte şimdi normalde tek satır olacak. Yani tek satır de böyle birkaç satır olacak bunun yerine. Arkadaki extension'ları başka yerlerde de kullanabileceksiniz. Amaç o yani. Yani farklı bir sürü yolu yapılabilir arkadaşlar. Yazılım bu ya. Sanat bu. Ağacı öyle de çizersin, böyle de çizersin. Tamam denerim onu da YouTube'a olabiliyor mu diye. Buradan YouTube'a aktarılıyor mu diye bakarım. Daha iyi olur yani. Buradan oraya aktarılabiliyorsun. Vardır mutlaka da. Yani çok şeye girmedim polimiye. Şimdi ben devam edeyim. Tamam mı? Şimdi binler var. Thousands. Bunu da yapalım. Anlıyorsunuz zaten yani extension yapıyoruz ve bütün buraları bu for içerisinde şunu bunu temizleyeceğiz yani hepsini extension'ı. Amacım extension katarını göstermek. Nokta 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 koyup bir yaklaşım yani bunu her türlü farklı her şeklini yapabilirsiniz. Ben şimdi çocuğa ödev yaptırırken bu geldi aklıma. Daha farklı da olur tabii yani bakarız yani daha iyisi de olabilir daha kötüsü de olabilir. Şimdi geliyorum buraya yine. Evet şunu alacağım. Bayağı bir değiştireceğim tabii yine. Evet, şimdi buraya da thousand diyeceğim. Şöyle yapalım. Neyse, dur. Önce yazsam mı hani thousand interpreter tamam. Şimdi bakın, burada mesela biraz daha kontroller yapılmış. Şöyle bir kısım var. Ben buradaki kodu şurasını alayım mı? Önce onu düşünüyorum. Onu almayacağım. Bu buraya kadar olan kısmı alacağım. Tamam mı? Hani işlemesi ve dönmesi. Şuraya kadar olan binler için olanı alıyorum. Güzel. Şimdi burada da yani bu thousand'da da arkadaşlar yine context formuyla mı olacak? Yani hepsinin business ileride başka bir yapı gelirse onu da bunun üzerine direkt değiştirebiliyoruz yani anladınız mı? Dert o. Bunu da eğer boş değilse buraya geliyoruz. Thousands'ın içerisinde bakıyoruz. Gösteririm. Sonra context formuyla buysa bunu da bu şekilde atıyorum. Bütün extension'lar birbirlerinin üzerinden aktarıldıkları ve birbirlerinin üzerinden yapıldıkları için bu arada şöyle bir şey daha yapmak lazım. Şuraya bunu aynen buraya da bunu tabii ayret bunu bir şekilde yapıyor ama diğer şeyleri öyle yapmıyor yani neyse bu da burada olsun tamam bunu da bu şekilde ayarladık yani binler binler yazısını tutmasak da olur zaten belli oluyor. Heh. Şimdi ne yaptık bir kontrol edeyim bir daha kodları gözle artık kontrol edeyim, çünkü göstermiyor context formülümde thousands'ı ekliyorum bin bunu şekilde temizliyorum. Başka da bir şey yani şey yapıyor. Bir de return işte yine number text'i bakın tamamlıyor görüyorum. Heh, sonunda tamamladı. Şimdi ben bunu da bir .NET build diyeyim. Artık extension bakıyorum. Bak geldi yine. Ha, iyileri tabii bunu anlamaz. Kontekstimizdeki index başka var mı? Bir tane daha var bir yerde diyor. Bir yerde daha iyi kalmış. Nerede kalmış? Şurada kalmış. Bunda da yapmamışız demek ki. Evet. Tamam. Bir daha bakalım. Tamam gibi. Şu anda neleri yaptık arkadaşlar? Bütün buradaki şey grubunu bitirdik. Bakayım bir şeyiniz var mı?
Ha, tamam, yok, bir sorunuz yok. Şimdi ne yaptık biliyor musunuz? Şuralardaki business'ları yaptık. Bir de bizim buradaki işler kaldı. Hani işte tekstin bilmem neyse şunu yap. İşte LinkedIn al. Yani şurada şu işler de var. Tamam mı? Yani bu da şimdi şöyle bir başlangıç kısmı vardı. Şu kuruş falan zaten şeyle alacağız. Bunları ayırıyorum. Şu lirayı inceledik. Şu birler, onlar, yüzler, binler için olan extension'lar vardı. Bunu for'un içine döneceğiz. Ve bir de en sonunda da şöyle bir extension'ımız olacak. Tamam mı? Şimdi onu da bence yazalım bitsin. Ne yapalım biliyor musunuz? Hani düşünüyorum ne yapayım diye. Ona da bir ad verelim. Son extension yani. Public static string kuruş kuruş interpreter olsun. Interpret. Kuruş interpreter olsun. Bu da arkadaşlar işte yine bir dis hop string şey alacak. Number text. Bir de ne ekleyelim buna? Tabii o bizim kuruş değerini mi ekleyeceğiz? Bir şey daha eklememiz lazım buna mantıken. Tabii kuruşu ekleyeceğiz. Bu yukarıdan döndüğümüz kuruşu buna veririz. String yazamıyorum. String kuruş. Güzel. Tamam. Şimdi şöyle. Bu da kodun son tarafını yapacak arkadaşlar. Oraları. Yani şuraların hepsini şey yapacak işte. Nereye kadar? Hatta return'de teksti de neyse orayı alırız. Hani şeye kadar alacak. Şuraya kadar alsın arkadaşlar. Tamam mı? Son kısmı. Tabi burayı bayağı bir değiştireceğiz. Şimdi bu bizim text kısmımız number text olacak. Lirayı verecek. Şimdi buraları İngilizce yapabilirdiniz. Oralara girmiyorum diyenler olacaktır. Aldırmıyorum. Toplam uzunluğu alıyorum. Buradaki kuruş ne? Bizim buradaki kuruş, buradaki aldığımız değer. Bu tekstimizde, hani geri döndüğümüz tekstimizde aslında bizim şeyimiz, number tekstimiz, tamam mı? İşlenen, geriye dönen number tekstimiz. Şunların hepsini hatta vereyim, şöyle bitsin. Geriye de number teksti döneceğim. Bir de şeylere bakalım arkadaşlar. Hani bu kuruşu zaten aynen verdim. Var mı daha değişiklik, farklı bir şey diye bakıyorum. Hani kodda tutmayan. Bu da yani en son number text yani işlenmiş hali verdiğim zaman en son işte son rutuşları yapıp temizleyen extension olacak. Yani sırayla yukarıdan aşağı bütün extension'ları ucuca koyacağız. Geri döneceğiz. En sonunda bunu çalıştıracağız. For'un içinden çıktıktan sonra şu extension'ı bitecek. Şunlar hep zaten string extension. Bakıyorum hani yazıya da arada bir terslik bir şey var mı diye. Bir .NET Build diyelim. Yok. Bir sorun yok. Yani bu son kısmı yapacak. Şimdi bence hani başka var mı extension? Yok, bu kadar. Bir önce buraya kadar olan şeyleri soru var mı? Ha, Penny. Tamam, Penny yapayım istersen. Ya şey kalmış. Ya neyse yazalım. Burada kuruş kaldı ya, ben de oradan yapıştım. Doğru, Penny yani hiç. Ay. Tamam. Kuruş kalsın şimdi. Çok önemli değil o kadar. Şimdi burayı ona göre düzenleyelim, tamam mı? Hani burayı da ona göre artık hani tek şey haline böyle tertemiz bir ne derler yazı haline getirelim. Bence buradan kalsın, hani buraları şey yapmayalım. Ne derler? İsterseniz dokunmayalım. Şöyle yapalım. Bir tane şey olacak. Şunların hepsi gidecek. Bakın aşağılar falan patlayacak ama patlasın, hiç önemli değil. Tamam mı? Buralar bir gidecek. Yani buraların hepsi geriye dönen bir değer yapacağız biz. Buralar gidecek. Şimdi zaten patlamıyor. Normalde şey olsa patlar. Ondan sonra bu one'lar, thousand'lar, bilmem neler gidecek. Tertemiz güle güle. Evet. Şimdi yani şey yapıyorum arkadaşlar. Ne derler? Kod okunaklığını bir bakayım yine sizden bir şey var mı? Yeni metot yapalım. Eski yeni karşılaştıralım. Ya aslında şöyle yaparız. Tamam öyle yapalım. Tamam öyle yapalım. Aslında güzel söyledin. Hoşuma gitti. Dur yapalım, öyle yapalım. Çok doğru söylüyorsun. Dur. Daha var mı bir şey? Tamam, yok. Bunu böyle alalım. Çok mantıklı bir yorum geldi ona. Beğendim ben. Seviyorum onu. Şöyle
Kapatabildim mi? Kapattım herhalde diye inşallah. Ya çünkü şey hani her şey manuel dikkat et. Bak kapamıyor. Şey bile yok. Allah sizin tepenizden baksın. Hay Allah'ım ya. Vallahi billahi. Yani şeyi göremiyorsun. Neyse. Şu an derleniyor mu? Bir dakika bakayım. Hani çünkü bildiğin not defterine yazıyorum arkadaşlar. O moddayım. Tamam. Güzel oldu. Şimdi bir daha yapalım şimdi. Tamam mı? Hani uçurup uçurup gidelim hadi. Evet. Şimdi bunları uçuruyorum. Çok, çok iyiyim bu konuda. Ondan sonra şuraları uçuruyorum. Tamam. Şunu uçuruyorum. Çünkü oranın extension var. Şimdi string grup value olacak arkadaşlar bir tane. Bu grup value yani olacak da işte nasıl kullanacağız birazdan göreceksiniz. Şimdi şu aşağıya da uçuracağız. Önce bir yazalım. Önce ilk şeyimizden başlayalım. Tamam. Geriye ne dönüyordu arkadaşlar ilk extension? Bir ilk en tepedekinden başlayacağız işte. Şu format stringer. Format string. İki tane string dönecek tamam mı bize? Hadi dönsün bakalım şimdi. Şimdi şöyle yapacağız o zaman. Şuraya geliyorum. Bize iki tane string değer dönecek. Ne dönecek arkadaşlar? İşte string o lirayı dönecek. Bir tane. Bir de arkadaşlar bize kuruş dönecek. Tamam mı? Hani o yazıyorduk ya. Üsttekinden hatırlayabilirsiniz. Bize bir lira lazımdı. Bir kuruş lazımdı. Kuruşa da penny de yapacağım sonra. Tamam mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar bizim metot buydu. Ama format string extension'ımızı neye yapacağız arkadaşlar? Money'e. Geliyorum buraya money nokta. Bak gelmiyor. Tamamlıyor. Öldür. Ha geldi. Var. En azından bu buraya kadar geldi. Bir de bir parametre bekliyordu. Neyi bekliyor arkadaşlar? Group count'u bekliyor yukarıdan. Bunu da ayrıca başka bir şey yapabiliriz sonra. Bu. Şimdi ilk şeyimiz bu. Derlemiyorum çünkü zaten hata verir. Aşağıda bir sürü yer kapadık ama lira ile kuruşumuz biri bir şey yazdığı zaman yine bir ses geliyor bakalım. Ha yok. Biri eklemiş. Süper. Şimdi güzel gidiyoruz. Ekmeği yani yağını süreceğiz bak. Şimdi üstteki kod böyle bir şey. Şimdi temizliyoruz. Buraları da temizliyoruz. Direkt format string ile bizim bu geriye dönen değer ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bu lira döndü. Bunu tertemiz hali. Şu üçü işlem bitti. Bir de kuruş değeri de döndü arkadaşlar. Bütün bunlar bizim buraya geldi. Şimdi for içinde bir döneceğiz öyle. For'un yolu da var. Ama ben girmiyorum. Hiç de uğraşmıyorum. Başka zaman yaparız. Onu böyle bir rullar seti yapıyorsun. Onun içinde çağırıyorsun. Şimdi bir tane kontekst yaratacağım hatırlıyorsanız değil mi? Ne yapacaktı kontekstimiz? İşte şey diyelim buna. Ne diyelim buna? Konteksti for'un içinde yapıyorum. Tam doğru yerde yapıyorum zaten. Kontekstimiz şey olsun. Heh, şöyle bir şey olsun. Şimdi bu bizim new kontekstimiz. Tamam yeni bir tane kontekst alacağız. Bunu bir kere her seferinde yaratıyorum. Niye? Çünkü o benim şu tekstimi bir daha işleyip içerisine koyup ekleyecek. O grup value. Grup value bu da index değerim. İndeks değerim de ince. Gidelim bakın göstereyim. Şuraya bir tane formül alıyordu. Yani her işleyeceği değeri alıyordu. Yukarıdaki kodu da iyi ki silmemişiz gerçekten. Çok mantıklı. Burada işlediği grup value var. Yani işlediği her bir extension işini yapacak. Güzel oldu örnek bu ya. Her bir extension işini yapacak. Şu konteksteki formüle bir şey yapacak. Sonra bakın değiştiriyor. Sonra bu aynı kontekstin bu formülü değiştirecek. Bu formülü değiştirecek. Hepsi kontekst formüllerini işaretleyecekler. Ve hepsi birbirine aynı kontekst formülü düzgün aktarabilecekler. Niye aktarabiliyorlardı? Çünkü sınıflar referanslarıyla giderler arkadaşlar. Tamam mı? Önemli olan nokta bu. Yani bizim buradaki kontekstimi koymamın nedeni, bunu class yapmamın nedeni, bunu referansıyla diğer extension'a gidebilmesi. Zaten birazdan göreceğiz. Bayağı güzel olacak yani. Şimdi her şey çok güzel olacak yani. Şimdi şöyle ne yaptık? Kontekstimizi aldık. Artık bundan sonra yürüyeceğimiz iş o kadar kolay ki. Hemen gösteriyorum. Buradan hani lirayı aldık ya burada arkadaşlar. Aşağıları kapayacağım zaten. Yani aşağıları sileceğim. İstiyorsanız direkt sileyim. Hatta bence şöyle yapalım. Ben onları sileyim arkadaşlar. Tertemiz olsun bak. Böyle en sevdiğim. Böyle alayım. Böyle sileyim. Oh. Ya abi bundan güzel bir şey var mı? Liraya geleceğim. Bu lira ne bizim arkadaşlar? Bir gelen money'yi işledik. Lira geldi. Nokta diyeceğim. Nokta diyeceğim. Extension'ı göstermiyor. Ya hani havalı olacak yeri burası. İlk neyle başlayacağız arkadaşlar? İlk 100'la başlayacağız değil mi? Nerede? Buluyorum. Yüzler. 100. Aynen. Ben yazayım ya. Belki yazınca gelir. Heh, geldi. 100 interpreter. Ne alacak için arkadaşlar? Kontekstimizi alacak değil mi? Bu kadar. Bitti. Bu işleyecek. Kontekstteki formülünü yapacak. Sonra neyi alacağız? Sonra bakalım bakın buradan. 100'dan sonra. Bakın 100 interpreter ne yapıyor? 100 sonuna o number text'e bir daha geri dönüyor ama formülayı değiştirdi. Güzel. Devam edelim. Sona noktayı koyduk. Ve neyi yazacağım? İşte hangisiydi?
Tel miydi ya? Ya unutuyorum ha. Tel. Evet. Tel interpreter'ı çalıştırıyorum. Yazıyorum. Tel interpreter. Tel interpreter ne oluyor? Yani eğer şimdi yakında olsaydı konteks diye söylerdiniz. Sonra üçüncüsü birler. Değil mi? Tertemiz. Ya çok güzel oldu ya. One interpreter oluyor. O ne alacak arkadaşlar? O da konteks alacak. Değil mi? Süper. Sonunda ne vardı arkadaşlar? Bir şey daha vardı. Onlar birler, bir de binler vardı, değil mi? Thousands olanlar, binler. Bir daha bunu sona noktayı koyalım. Thousands, thousands, ha, thousand interpreter arkadaşlar. Bu ne alıyor? Bu da konteksti. Allah, şey yaptım. İyi, çok gitti. Gel geri, ha, tamam. Tamam. Bu da konteksti alıyor arkadaşlar. Bitti. Bütün yukarıdaki şu şeyleri ödür ödür bitirdik. Bir tek sonuna, şunun sonuna arkadaşlar. İşte şu bir tane yukarıda text tanımladım ya, o tekstimize şeyi ekleyeceğiz tabii. Text artı eşittir kontekstimizin formülasını, yani formülasını ekleyeceğiz arkadaşlar. Bitti. Buraya kadar olan bütün şey, şu bütün çalışacak kurallar, o birler bilmemler bilen şöyle tek satır oldu arkadaşlar. Tek satırda bütün formülleri çalıştık. Şu sondaki işler için de son extension'ı çalıştıracağız. Tahmin edebiliyorsunuzdur herhalde o son extension'ı çalıştıracağız. Son extension. Şey gibi. Film adı gibi. Neyse. Şimdi. Burası bu kadar. Şimdi bunları da arkadaşlar siliyorum. Yani alayını siliyorum yani. Alayını, sülalesini siliyorum. Şuraya geliyorum. Bunu böyle siliyorum arkadaşlar. Çünkü burada da tek bir tane extension çalıştıracağım. Değil mi? Ne çalışacağım? Hatta direkt return diyeyim. Return text nokta neydi? Kuruş peniydi. Ha, kuruş interpreter. Kuruş interpreter ne alıyor arkadaşlar? Kuruş alıyor. Yukarıdaki kuruşu veriyorum. Şu an bitti. Kodlar bitti arkadaşlar. Yazdık. Aha da bu oldu. Bu kadar. Bu taş, bu da cilalı taş. Bir daha that build diyeyim tabii. Tabii çok da büyük bitmemiş falan. Neyse yapacağız, yapacağız. Sakin. Neyi atladık? Neyi atladık? Neyi atladım ya? Neyi atlamışım? Non-static field. Ha, bir şey static field olacak. Tamam, yaparız. Neyi atladım acaba? Bir şey static yapacağım. Şu bizim şeyi mi statik yapmadım diyeceğim ama yok. Şimdi iki tane hata verdi. Biri burada. Bunda şey de gitmiyor. Yok, nerede bu? Program.js 68. Şu. Ha, üf, hiç söylemiyorsunuz arkadaşlar. Ya hiç söylemiyorsunuz. Burada ne hatam var? Hiç söylemiyorsunuz. Şu kontekst olacak ya. Sınıfın adını koymuş. Kontekstin formülası gelecek yani. Değil mi? Hiç söylemiyorsunuz. Ha, yazmış biri söylemiş, çok üzülüyorum arkadaşlar. Engineer. R1 Engineer. Tamam. Build diyelim. Bitti. Kodlar bu kadar arkadaşlar. Bir deneyelim tabii. Çalıştıralım. Bunu niye kapatamıyorum ya? Ya bu da niye artı gelmiyor? Ya Allah'ım, çok acayip bir şey ya. İşte bu yapacak bir şey yok. Boş verin. Bir deneyelim önce çalıştırmayı. İnşallah çalışıyordur ya. Bu arada hani yama yazdırmıştık değil mi bir kere? Bakalım. Bakın 1 milyon 250 bin 348 lira. 1 milyon 250 bin 348 lira 82 kuruş. Aynen. Gördüğünüz gibi çalıştı. Güzel oldu vallahi, bir gece gece şey yaptık. Bakın bir daha konuşalım isterseniz. Normalde neyi tercih ettim ben? İşte bunu, şunu, bir sürü klaslar bilmem diyebilirim ama en sevdiğim olayı yaptık. Extension Cutter'ı, önce 100, 10, 1 interpreter, 1000 interpreter'ı çalıştırdım. Başında bir formatladım. Sonunda da kuruş inter, ha şunu da penny yapalım. Yapalım değil mi? Onu da yapalım hadi. Çok önemli, zor da değil yani. Penny. O zaman gidelim şunun da adını penny yapalım. Ama bitmedi. Değil mi? Şeyleri de düzelteyim. İçimde kalmasın. Al. Aslında bunun her yerini düzeltir de bu. Şey yani her yeri düzeltir de muhtemelen yapmayacaktır.
Patlayan yerleri düzeltiriz zaten. Şuralar başka da var mı emin değilim yani. Kuruş görüyor musunuz? Ben görüyorum. Yani var, şurada var. Şurada var. Pennim oldu. Allah'ım yapmaydı keşke. Yok yok, hepsini halledeceğim. Çıktısını da yapacağım, girdisini de yapacağım. Hepsini penny yapacağım. Ama penny olmuş yani. Bir şey daha söyleyecektim. Oldu mu? Oldu mu? Bak her dakika düzeltemem. Neyse. Zaten kendi kızacaktır her yere. Çok güzel peni yaparım. Bunu da tamam, bu oldu. Bu doğru. Şu çıktısında her yerini peni yapacağım. Merak etmeyin. Tamam. Şu kuruşu da düzeltelim. Sizi mi kıracağım ya? Gidiyorum. Al sana peni. Peni. Bir bakalım. Bir .NET Build diyelim. Niye diyemiyoruz? Durmuyor mu? Evet. Tamam, burada. Ctrl C. Tamam. Atlamışımdır belki bir yerleri. Yok, atlamamışım. Tamam, bu kadar. Oldu. Rahatladık mı? Oldu mu? Bakalım bir daha çalışsın arkadaşlar. Görelim. Tamam, çalışıyor. Gayet düzgün. Sorun yok. Her şey yolunda. Yine şey yaptı bizi tabii. Murphy yine bırakmadı. Visual Studio peşimizden geldi. Ama güzel yani. Şu haldeydi. Şu hale döndü yani. Extension katarı halinde. Şimdi normalde bunların her biri için ayrı ayrı klaslar yapabilirdiniz. Ayrı ayrı klaslara. Niye döndük? İşte hepsinde döndüğümüz herhalde artık number context sürekli niye döndüğümü anlamışsınızdır. Çünkü sonlarına buradan dönen değeri bu alıyor. Hani bundan dönen değeri bu alıyor. Bundan döneni de bu alıyor. Bu yüzden birbirlerine katar halinde lira mı kaldı? Lira lira. Lira kaldı. Liranın İngilizcesi var mı? Yani lira. Boş ver, lira kalsın o. Ya gider tabii. Bunu daha da optimize ederiz. Var yani aklıma şeyler de girmiyorum. Bunu bir girersek buradan bir saat daha gider. O yüzden girmiyorum arkadaşlar. Güzel oldu ama. Ha, bir işte dönme nedenimiz sürekli bu number text'leri buydu. Formüle kısmı zaten kolay yani, o kısımlar önemli değil. Bir de önemli olan, güzel olan extension'ların birbirlerinde, bakın o güzel. Extension'ların birbirlerine bu konteksti gönderiyoruz ya sürekli. Bu işliyor, bu konteksti bu yani birbirlerine referanslarıyla gönderdikleri için arkadaşlar. Yani buna da güzel bir yol bulunabilir bu arada. Bulmuyorum şu anda. Var yolu. Bu kontekstlerin neresini arkadaşlar? Formülasını değiştirdim. Ve bu formülasının sonunda çıkan değeri buna koyup şurada bir daha for'un içerisinde tabii konteksti ne yaptım? Hani bir daha yenisini yaratarak sıfırladım. Doğal olarak buradan çıkacağım, memory'den de yemez arkadaşlar bu arada. Evet, zaten lira kalsın, text fail alacak. Başlığı bilmiyorum bu arada. Ha, convert money to text lira. Aynen. Güzel. Öyle. Dur, ismi karıştırma. Şeyi söylüyordum tam. Bu kontekstler içerisindeki value'ları birbirlerine aktardılar ve en son bu tekstin içine koydular. En son tekste bir de finalize ettik. Yani onun da bir daha kuruşlarla ilgili olan kısmını yaptık. Bitti. Yani başta bir formatladık. Formüllerimizi işledik. Sonunda finalize ettik. Geri döndük. Şu noktaya geldi. Yani bir daha işte bir şeyleri bakarken kodlara, başka biri geldiği zaman işte onlar da basamanda, yüzler basamanda ne yaptığını böyle ayrı ayrı görebiliyor. Okunaklık da, anlaşılırlık da artıyor arkadaşlar. Doğal olarak hani şey oluyor, güzel oluyor. Arkada kalıyor bu. Demek ki neymiş arkadaşlar? Çalışan koda dokunulabilirmiş. Güzel de oluyor. Bu arada bunu isterseniz paylaşırım. Bir git'e falan atayım. Akşam akşam. Onu da size şeyle en kısa, hatta şey yaparız. Bu şeyle paylaşılıyor mu bakayım. Hemen deneyelim. Ya şu Chrome'laştık. Bu arada YouTube'un canlı şeyi Safari ile çalışmıyor arkadaşlar. Onu da eminim. Yani izin vermiyor kameraya mamaraya. Şey diyeceğim ya, şey yapabiliyor muyuz? C Sharp Fiddler miydi? Fiddler. Allah. C Sharp. Öyle bir şeydi ya. Fiddler miydi? Evet. .NET Fiddle. Fiddle. Fiddler değil. Fiddle. Ha, güzel. Şimdi şuraya yeni bir tane şey yapsam. Hani bunu paylaşayım istiyorum ama nasıl direkt paylaşayım? Hani hiç Git'e de koymayalım diyorum.
Rahat rahat. Dur bakalım. Visual Studio Code'dan. Şunu alayım. Bunu böyle bir bakalım olacak mı? Bu kadar biraz şey oldu ama ağır olacak ama bu böyle. Bunlar böyle ayrı bir hop kızıyor bir de. Kızsın. Bir tane de şey class'ını paylaşayım. Şunu .NET 5 diyor. Fark etmez ki. Bakayım buradan çalışacak mı yani? Buradan çalışsa buradan direkt paylaşacağım arkadaşlar. Hiç uğraşmayacağım. Evet. Bunu nasıl şey yapacağız? Namespace kalsın. Şöyle ikisini de alayım. Silerim onu artık. Evet. Yani evet Google'un var bir sıkıntıları da. Şimdi şu klasımız da buydu değil mi? Öbür klası şey yapacağım. O yukarıda. Ya fark eder mi? İstediğim yerde kullanırım. Şunu aşağıya geleyim. Şimdi şu yeşil alanı bir temizleyeyim. Sonra bunda format var mı? Bunda da formatı bulamıyorum. Neyse. Yok ama burada şey yapamıyor ya. Bu ha bir de şey kaldı. Context class'ı kaldı. Tamam anladım. Tamam bir de bu var. Bunu da ekleyelim. Bakalım ne olacak. Hani üçünü de koyayım oradan. Açacağız. Programdan üstüne de şuraya context'i koyayım. Vallahi oldu gibi. Deneyelim run. 7 valla. Tamam ben bunu böyle paylaşırım arkadaşlar. Şurası class. Şurası public değil mi? Boş ver. Formatlamadı yalnız. Bir de ben bunları o zaman böyle üçünü de bunu gayet güzel böyle size paylaşabilirim. Ya bunu böyle yani şunu bir format nasıl olmaz ya delireceğim yani. Collaborate falan değildir. Tidy up. Bu mu acaba? Yok. Hiç değil. View yani değil herhalde. Var mı fikriniz? Yoktur. Benim de yok. Tamam bunu böyle share diyorum. Size burada Twitch'te mesaja yapıştırıyorum. Şeyde de yaparım. Buradan arkadaşlar kodlara da erişirsiniz. Yani bunu GitHub'a atmaya bence gerek yok. Çok basit bir şey. Böyle paylaşayım. Yayınızın herhalde şeyine geldik arkadaşlar artık sonuna. Şey gece gece pazar pazar şey yaptık. Minimize ettik. Aklınız çıkacak. Tek satıra indi. Yani esasında tek satıra bütün formülü yaptık. Tekrardan yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bu arada yarın hep yani işe gidenler için veya işte okul olan için hepinize iyi eğitimler, iyi okullar, iyi işler, iyi haftalar hatta. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.